Genetik tanımlı tüp bebek, PGD diye de isimlendirilebilir. Aslında şunu kastediyoruz. Tüp bebek yaptığımız hastalarda embriyoları anne rahmine transfer etmeden önce genetik yapılarına bakılarak hastalıklı olup olmadıkları ya da anormal bir kromozom yapısına sahip olup olmadıklarını değerlendirildikten sonra rahime transfer edilmesi, böylelikle hem gebelik oranının artırılması hem de sağlıklı bir gebelik elde edilmesi amaçlanmaktadır. Tüm gebeliklerin aslında %60'ı hastanın ve hekimin fark etmeden düşükte sonuçlanmakta. Buna preklinik kayıp deniyor. Fark edilen gebeliklerin de yaklaşık %15'i düşükte sonuçlanmaktadır. Bunların, bu yüksek düşük oranların altında da embriyonun genetiğiyle alakalı bir problem olduğu, bundan dolayı ya tutunmadığı ya da tutunsa bile devamının gelmediği düşünülmektedir. Embriyoların eğer genetik tanısına bakabilirsek, sağlam embriyoyu, genetik yapısını normal embriyoyu seçebilirsek acaba gebelik oranını artırabilir miyiz mantığıyla çıkmış bir yöntemdir. 90'lı yılların ortasından itibaren giderek artmış ve teknoloji gelişmiştir. Artık günümüzde tüm kromozomlara bakılarak bu işlem yapılabilmektedir. PGD nasıl yapılır? Aynı tüp bebek hastalarının olduğu gibi mikro enjeksiyondan sonra embriyolar 5 güne kadar bekletiliyor ve dış hücre kütlesi, trofektoderm dediğimiz, yani ileride bebeğin plasentasını oluşturacak hücrelerden örnek hücreler alınıyor ve bu hücreler genetik laboratuvarına inceleniyor. Sağlam olanlar, sağlam embriyolar tespit edilerek transfer ediliyor. Bu işlemin her hastaya yapalım mı? Direkt endikasyonu yok aslında her hasta için. Özellikle ileri yaş hastalarda, tekrarlayan tüp bebek başarısız olan hastalarda, tekrarlayan gebelik kaybı düşükler olan hastalarda tavsiye edilmekte. Bir de özellikle anne ya da babada kromozom yapısında translokasyon dediğimiz kromozom kırıkları, kromozom kopukları oğlu hastalarda bu işlemin yapılması önerilmektedir. PGD genetik tanı da aslında iki ayrı bölüme ayrılabilir. Bir tanesi demin bahsettiğim kromozom yapısının sayı ve yapısal olarak normal olmadığını araştırıldığı PGT dediğimiz tarama testi. Bir diğeri de tek gen hastalıkları, ailesel bir hastalık olabilir. Bu böbrek hastalıkları, metabolik hastalıklar olabilir, kan hastalıkları olur, kistik fibrozis gibi aileden geçen hasta bireylerin olduğu ya da hasta çocukların olduğu ya da hasta çocuğun kaybedildiği durumlarda bu hastalığı taşıyan genin nerede yerleştiği tespit edilerek aynı yine preimplantasyon genetik tanı yapılarak bu hasta genin taşıyan embriyoların tespit edilip taşımayan embriyoların anne rahmine transferiyle sağlıklı gebelikler elde edilebilmektedir.